Arkadaşlar bu videoda Dede Korkut hikayelerine bahsedeceğiz. Dede Korkut kısaca Oğuzların hikayesidir. Eserde mitolojiden efsaneye, efsaneden destana, destandan tarihi hayata geçişin izleri görülmekte. Eser birçok bilim dalı için önemlidir. Türk edebiyatının en önemli eserlerinden birisidir. Eserde Türk boylarının töreleri, inançları, kahramanlıkları olağanüstü bir üslupla anlatılmakta, Türklerin yönetim anlayışları, toplumsal hayatları, yaşam tarzları ile ilgili önemli bilgiler verilmektedir. Eserde Oğuz Türklerinin diğer Türk boylarıyla, tabiatla, olağanüstü güçlerle ve düşmanlarla olan mücadeleler anlatılır. Eserin 7. yüzyıl ile 11. yüzyıl arasında oluştuğu, 14. yüzyılda son şeklini aldığı, 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülmektedir. Hikayelerin yazarı belli değildir, anonimdir. Hikayelerde geçen Dede Korkut, Türklerin yüceltip kutsallaştırdığı gelenekleri, töreleri çok iyi bilen bir Oğuz büyüğüdür. Halkın atası, kabilenin reisi, güçlü halk uzanı, bilge olarak karşımıza çıkar. Oğuzlar güç durumlarda ona danışır, öğütler veren, yol gösteren, içinden çıkılmaz gibi görünen olayları çözen hep odur. Dede Korkut eserde genellikle ozan olarak karşımıza çıkar. Ayrıca araştırmacılar gerçekten Dede Korkut'un yaşadığını ve dört büyük hükümdara danışmanlık yaptığını söyler. Dede Korkut hikayelerinin özellikleri şunlardır. Destandan halk hikayeciliğine geçiş dönemi ürünüdür. Bu eserle birlikte destan dönemi sona ermiş, halk hikayeciliği başlamıştır. Eserde Türklerin tarihi, dili, kültürü, töreleri gibi pek çok konuda bilgi vardır. Eser 12 hikaye ve bir ön sözden oluşmaktadır. Fakat son yapılan araştırmalarda bir hikaye daha tespit edilmiş. Hikaye sayısı 13 olmuştur. Eserde Oğuzların diğer Türk boylarıyla, tabiatla, olağanüstü güçlerle veya Rum, Abaza ve Gürcülerle yaptıkları mücadeleler anlatılır. Hikayelerin konuları aşk, yiğitlik gösterisi, kahramanlık, boylar arasındaki savaştır. Eserde olağanüstü olaylarla gerçeğe uygun olaylar iç içedir. Türklerin eski yaşam tarzları ile ilgili ayrıntılar yanında İslam dini ile ilgili özellikler de vardır. Hikayelerin oluştuğu dönemde Türkler yeni yeni Müslüman olmaya başlamıştır. Hikayelerde olaylar düz yazı, duygular ise şiir biçiminde aktarılmıştır. Eserde boy boylamak, destan söylemek, hikaye anlatmak, soy soylamak ise manzume dizmek, şiir söylemek anlamına gelmektedir. Eser dil olarak Azerisi aslında daha yakındır. Eserde geçen Dede Korkut meçhul bir halk ozanıdır. Dede Korkut yaklaşık 7. yüzyıldan itibaren ağızdan ağza, dilden dile dolaşarak oluşmuş ve 15. yüzyılda yazıya geçirilmiştir. Kars, Erzurum civarında hüküm süren Akkoyunluların bu destanları yazıya geçirdiği düşünülmektedir. Günümüze iki el yazması nüshası ulaşmıştır. Bunlardan biri Dresden Kütüphanesi, diğeri ise Vatikan Kütüphanesi'ndedir. Dresden nüshası, Kitab-ı Dedem Korkut, Âlâ Lisân-ı Taife-i Oğuzan adını taşımaktadır. Bir ön sözle 12 hikayeden oluşmaktadır. Boğaçan, Bamsı Beyrek, Deli Dumrul, Tepegöz en bilinen hikayelerdendir. Vatikan nüshası ise Hikayeti Oğuzname, Kazan Bey ve Gayr olarak geçmektedir. Bir ön sözle 6 hikayeden oluşur.